Diels Alder tepkimesi çok önemli bir tepkimedir. Çünkü karmaşık moleküller yapmak için sentezde çok kullanılır. Şimdi sol tarafta DNA'miz mevcut. Bu molekülün iki tane çift bağ sahip olduğunu görüyoruz. Hemen sağında ise diyenofilimiz var. Şimdi bu kelimeyi inceleyecek olursak filekinin sevmek anlamına geldiğini belki tahmin etmişsinizdir. Yani diyenofil demek, DNA'ni seven demek. Genellikle dienofilde en az bir tane elektron çeken grup olur ki bu grupta buradaki çift bağdan elektron yoğunluğunu çeker. Yani dienofil elektron bakımından nispeten zayıftır. Öte taraftan diyen ise elektron bakımından nispeten zengindir. 4 tane pi elektronuna sahiptir. Bu yüzden dienden dienofile geçen elektronları düşünebilirsiniz ve buna perisiklik tepkime diyoruz. Bu Siklik bir geçiş durumu boyunca ilerleyen tek adımlı bir tepkimedir. Diyenden dienofile geçen elektron yoğunluğu hakkında düşünürsek bu pi elektronlarının buraya hareket etmesiyle başlayabiliriz. Böylece bu iki karbon arasında bir bağ oluştururuz. Ardından buradaki pi elektronları da buraya geçerek bu iki karbon arasında bir bağ oluştururken son olarak burada yer alan pi elektronları buraya hareket ediyor. Yani bu 6 pi elektronu aynı anda hareket ediyor ve bu da sağ taraftaki ürünü veriyor. Yani bir sikloheksen halkası. Evet şimdi pi elektronlarını takip edelim. Kırmızıyla işaretlediğimiz bu elektronlarla başlayalım. Bu elektronlar ürünümüzde şu bağı oluşturuyor. Şimdi de dienofilde yer alan bu pi elektronlarını mavi renkte işaretleyelim. Evet. Bu elektronlar başlangıçta dienofildeyken ardından buraya geçerek ürünümüzde bu iki karbonu bağlamış oluyor. Son olarak da diyendeki bu pi elektronlarını morla işaretleyip gösterelim. Onlar da buraya hareket ederek sikloheksen halkamızdaki çift bağ oluşturuyor. Tabii tüm bunlar bir defada oldu. Burada elektronlarımızı saat yönünün tersinde hareket ederek çizdik ve bu yönde gösterdik. Ama bu pek önemli değil. Siz elektronlarınızı saat yönünde de hareket ettirerek çizebilirsiniz. Önemli olan 6 pi elektronunu hareket ettirerek sağ taraftaki ürünümüzü ortaya çıkarmak. Evet şimdi bazı basit Diels-Alder tepkimeleriyle alıştırmalar yapalım. Bu videoda stereokimyayı düşünmüyoruz. Evet ilk önce diyen ve diyenofili tanımanız gerekiyor sol tarafta diyen sağ tarafta ise dienofilimiz var. Diyenden dienofile geçen elektron yoğunluğu hakkında düşündüğümüzde bu elektronları buraya taşıyarak bu iki karbon arasında bir bağ oluşturabiliriz ve bu elektronları da bu iki karbon arasında bir bağ oluşturmak için buraya taşıyabiliriz. Ve son olarak buradaki elektronları buraya hareket ettirebiliriz. Böylece bu da bize ürün olarak sikloheksen halkamızı vermiş olacak. Öyleyse şuraya ürünümüzü çizebiliriz. Evet, sikloheksen halkamız şöyle. Bu karbona bağlı bir aldehtimiz de olacak. Elektronlarımızı takip edecek olursak daha önce kullandığımız renkleri tercih edelim. Kırmızı pi elektronları buraya gelerek bu bağı oluşturdu. Ardından burada yer alan mavi renkteki pi elektronları şu bağı oluştururken son olarak mor renkle işaretlediğimiz pi elektronları da buraya gelerek buradaki çift bağı oluşturdu. Yani tüm bu 6 pi elektronu bu tek adımlı tepkime de aynı anda hareket ediyor. Şimdi başka bir alıştırmaya geçelim. Aşağıda sol taraftaki diyenimiz ve sağ taraftaki ise diyenofilimiz. Şimdi soldaki diyenimiz demiştik ama ilginç bir konformasyona sahip olduğunu fark ediyoruz. Yukarıdaki diyen S cis dediğimiz bir konformasyona sahipti. Buradaki S harfi sigma bağını ifade ediyor. Ancak aşağıdaki molekülde S trans konformasyonu söz konusu. Burada çift bağların tek bağın her iki ucuna bakarak trans konumda olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu tek bağı döndürmemiz gerekiyor. Böylece S trans konformasyonundan S cis konformasyonuna geçmiş olacağız. Tabii sınavda bu tarz bir problem karşınıza çıkarsa aklınızdan yapabilirsiniz. Evet artık diyenimiz S cis konformasyonunda. Bu neden gerekli? Çünkü Diels-Alder tepkimesine girebilmesi için bu konformasyonda olması gerekiyor. Öyleyse artık tepkimemize hazırız. Şimdi 6 pi elektronumuza baktığımızda bu elektronlar bu iki karbon arasında bir bağ oluşturmak için buraya gelecek. Tabii bu kez üçlü bir bağ var. Yukarıda sadece çift bağımız mevcuttu ama alkinler dienofil görevi de görebilirler. Evet, şimdi bu pi elektronları da buraya gelerek buradaki iki karbon arasında bir bağ ortaya çıkacak. Ve son olarak şuradaki elektronlar da buraya hareket edecek. Evet, öyleyse ürünümüzü şuraya çizelim. Bu kez halkamızda iki tane çift bağ olacak. Şu şekilde. Ardından bu karbona bağlı şu grubumuzu ekleyelim. Tam şurası oluyor. Yani esterlerimiz mevcut. Birini şuraya ekledik. Bir tane de aşağıda, şurada da yer alıyor. Evet. Şimdi yine elektronlarımızı takip edelim. Şuradaki kırmızıyla işaretlediklerimizle başlayabiliriz. Bu elektronlar ürünümüzdeki bu bağı oluşturdu. Alkelimizde yer alan maviyle işaretlediğimiz şu elektronlarsa buradaki elektronlar. Ve son olarak bu mor elektronlar da buraya hareket ederek şuradaki çift bağımızı oluşturdu. Evet, ürünümüz bu. Şimdi başka bir tane yapalım. Şöyle ekrana biraz aşağı indirdiğimizde bu Diels-Alder tepkimesine bir bakalım. Yine solda dienimiz, sağda ise dienofilimiz yer alıyor. Evet, buradaki elektronları hareket ettirerek başlayabiliriz. Çünkü zaten elimizde bir secis konformasyonu bulunuyor. Şimdi bu elektronlar buraya gelirse burada bir bağ oluşmuş olacak. Ardından bu pi elektronları da buraya gelerek burada bir bağ oluşturacak ve son olarak buradaki elektronlar da buraya gelecek. Evet, öyleyse yan tarafa ürünümüzü çizebiliriz. Önce halkamızı bir çizelim. Sağ tarafta şu kısım yer alacak. Karbonillerimizi de çizdikten sonra evet, ürünümüz bu. Her zamanki gibi şimdi yine elektronlarımızı takip ediyoruz. Şuradaki kırmızıyla işaretlediğimiz elektronlar buraya hareket ederken mavi elektronlar buraya geçti ve son olarak morla gösterdiğimiz elektronlarsa şuraya hareket etti. Yani 6 pi elektronu aynı zamanda hareket etmiş oluyor. Peki ya ürün verilseydi ve gerekli diyen ve dienofili bulmamız istenseydi? Böyle bir problem yapalım. Şimdi geriye doğru düşünmemiz lazım. Evet diyelim ki sağdaki bu ürünün bize verildi. Ve hangi diyen ve dienofil kombinasyonuna ihtiyacımız olduğu soruldu. Tabii şimdi elektronları tersten hareket ettireceğiz. Evet ürünümüze bakalım ve bu elektronlarla başlayalım. Az önce kullandığımız aynı renkleri kullanalım. Bu kez bunları tersten hareket ettireceğiz. Bu yüzden bu mor elektronlar şuraya gelirken bu bağda yer alan mavi elektronlar da şuraya gelecek. Ve son olarak da kırmızı elektronlar buraya geçecek. Evet. Öyleyse şimdi diyen ve dienofilimizi çizelim. Sol tarafta diyenimiz olacak. Çift bağlarımız şöyle olacak. Ardından sağ tarafta da dienofilimiz olacak. Şöyle bir halka ve karbonilleri de ekleyelim. Şimdi elektronlarımızı takip edelim. Mor renkli elektronlar buraya hareket etti. Maviler şuraya geçti. Kırmızılar da tabii ki buraya geçti. Böyle bir problem görürseniz diyen ve diyenofile bakıp bunların size sağdaki ürünü gerçekten verip vermediğinden emin olabilirsiniz. Yani sağlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. Diels Alder tepkimesini tersine düşünmek size başlangıçtaki molekülleri verecektir.